Ben geldim arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün ne yapacağım? Bugün kabak yapacağım. Pardon, kabaklı börek yapacağım. Hazır yufkadan. Hazır yufka almıştım zaten. Bugün de çocuklar evdeyken dedim bir kabaklı börek yapayım. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Havalar nasıl? Vallahi burada ne kar var ne yağmur var. Marul ıspanak ektik. Hiç yağmur yok. Nasıl olacak bilmiyorum. Böyle yağmur bekliyoruz. Kabaklarımı dilimledim. Güzel yıkadım. Yıkadıktan sonra dilimledim. İçini temizledim arkadaşlar. Dedim sadece bir soyayım oturup. Ondan sonra rendeleyeceğim. Yufkaların arasına dürüp rulo yapıp fırına atacağım inşallah. Sizlerde ne var ne yok? Ne yapıyorsunuz? Benim karşımda televizyon açık olacak arkadaşlar. Öyle canım sıkılıyor. Sesimle kıstım. Durumlar öyle yani. Yağmur yok, kar yok. Marul ıspanak ektik. Şimdi bu mevsimde de sulama olur mu bilmiyorum. Sulamak gerekiyor mu? Ocak ayında sulanır mı bilmiyorum. Hadi serada olsa neyse de tarlanın kenarında. Ben her kabak soymamda elimi keserim. Bakalım bu sefer kesecek miyim? Yani birinde kesmezsem ikisini de mutlaka keserim. Kabaklarım küçük ama çok güzel. Kameradan nasıl görünüyor bilmiyorum. Ayırdım bir tane kabak Fatma halama. Bir türlü fırsat bulup da gidemedim yanına. Kanalıma yeni gelen arkadaşlara buradan selam olsun. Eski takipçilerime selam olsun. Hepinize selam arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz için. Çok teşekkür ediyorum. İki tane kabak kestim buraya. Dediğim gibi şimdi videolarımı sürekli izleyenler biliyor da eski videolarımı izlemeyenler bilmiyor. Kabaklarım küçük. O yüzden iki tane kabak kestim. Daha önceki videolarımda kabaklarımı göstermiştim. İki tane kabak kestim arkadaşlar. Çünkü bir paket yufkaya bir tane kesseydim o yüzden iki tane kestim. Dışını gayet güzel ovalayarak temizledim. Tertemiz yaptım dışını ki şu halini yıkamayayım diye. Çünkü sulanıyor sonra kabak. O yüzden yufkanın içinde de yufkayı deliyor, hamur yapıyor. Yıkamadım. Şu haliyle yıkamak istemedim. Bütünken yıkadım. Biraz da suyu süzüldü. Benim temizlik videoma
neden o evde oturmuyorsun diye yazan olmuş. Arkadaşlar eski videolarımı izlerseniz böyle hani yorumlarda filan açıklama yapılacak gibi değil yani. Zaten eski videolarıma baktığınız zaman, geçmiş videolarıma anlarsınız. Orada ben zaten her yani benim kanalımda bütün her şey açıklamalı yani. Her şey geçmişten geleceğe kadar izlerseniz anlarsınız yani. Rahatsızlık geçirdim. Ev büyük olduğu için temizleyemedim. Gücüm yetmedi. Bu eve geçtim. O yüzden diyorum hani yorumlarda ne kadar anlatabilirim ki? İzlerseniz daha iyi anlarsınız. Her şeyimi anlattım ben. Tedavimi, neden geçtiğimi. İzlerseniz anlarsınız arkadaşlar. Eski videolarımı da izleyin. İneklerim vardı, tavuklarım vardı. Onları da izleyin. Hasta olmadan önceki videolarımı da izleyin. Bu biraz şey güzel yani üstteki kabak biraz şeydi böyle yumuşak yani tam olmamış gibiydi rengi güzel ama şu alttaki ilk doğradığım kabak daha bir güzel. Böyle zor soyulduğu zaman o kabağın tatlısı güzel oluyor. Böyle çok soyup dondurucuya attım arkadaşlar. Hiçbir fark olmuyor. Taze koymuş gibi oluyor pişirince. Bir zararı olmuyor yani. Çorba yaparken birkaç parça alıyorum. Çorbanın içine atıyorum. Mercimek çorbalarına da katıyorum. Sade de yapıyorum. Sebze çorbalarında da böyle karışık yapıyorum. Dondurucudan paketin içinden mesela 2-3 parça, 4-5 parça şeye göre çorbanın şeyine göre yani azlığına, çokluğuna göre alıyorum. Kenarda çok kabağım olduğu zaman genelde öyle yapıyorum. Hem vakti geçmemiş oluyor kabakların aylar geçtikçe. Hem de hemen pratik çorba yaparken hemen nereden kabak soyacağım da bazen acele oluyor. Ama dondurucudan hemen hazır alıyorsun. Rahat oluyor. Ben şimdi bunları soyayım arkadaşlar. Rendelerken görüşürüz. İnşallah. Rendelerken görüşürüz arkadaşlar. Soydum arkadaşlar. Tam tatlı kabağıymış. Çok güzel. Ne kadar sert. Sıkı bir kabakmış yani. Elif, bir ara öbür eve git de makine bitirmiş mi bak.
makineyi çamaşır attım arkadaşlar öbür eve. Bu evdeki makineyi daha takmadık. Nereye takacağız bilmiyorum. İçinde ezan okunuyor. Cami hemen bu camın karşısında arkadaşlar. Minare hemen bu camın karşısında, o yüzden rahat geliyor ezan sesi. Güzel geliyor yani. Kolumdan dolayı güzel rendeleyemiyorum. Şey tutuluyor sanki, kalıyor gibi kolum. Şu elimle deneyeyim dedim ama. Böyle böyle yapacağız. Kabak öyle güzel koktu ki arkadaşlar. Mis gibi koktu vallahi. Haftaya da okullar tatil. Çocukların şansına inşallah kar yağar. Bir hafta daha gidecekler. Ondan sonra tatil. Bugün cumartesi, eşim erken gelecek. Normalde saat 7'ye 15 ya da 20 varken geliyor. Bugün de 5 gibi gelir. O gelene kadar böreği pişireyim arkadaşlar. Hazır dedim, çocuklar da evde. Şimdi otururken, oynarken canları bir şeyler istiyor. Dedim böyle börek yapayım, börek de yesinler. Meyve falan yiyorlar. Ama böreğin yeri de ayrı.
Benim Elif mesela oynarken dışarılarda böyle elinde bir şeyler yemeyi çok seviyor. Poğaça yaptığım zaman falan kurabiye, poğaça, kek alır eline, çıkar dışarıya. Börek yapayım, alır eline, çıkar dışarıya. Hoşuna gidiyor herhalde. Biz de öyleydik küçükken. Dışarıda oynarken ekmeğimizin üstüne dedemin annesi, büyük annem, elmas nine derdik. Rahmetli elmas ninem tereyağı koyardı ekmeğimizin üstüne. Dışarıda oynarken onu yemesi çok zevkli olurdu. Şimdi benim çocuklar da öyle herhalde yani. Her çocuk öyledir yani. Dışarıda oynarken bir şeyler yemeyi seviyor. Elmas ninem ekmeğimizin üstüne tereyağı sürerdi. Onun üzerine de biraz tuz serperdi. O kadar güzel olurdu ki. Ekmek de köy ekmeği. O zaman da hayvanlar böyle yemle falan beslenmiyordu. Ot, sap, ne bulduysa. O zamanlar böyle yem verilmiyordu. Şimdi hayvana besi yemi veriliyor, süt yemi veriliyor, kepek veriliyor. Hayvan sırf hep şeyle besleniyor. Doğal değil yani, hep genetiği değiştirilmiş yiyeceklerle besleniyor. O zamanın tereyağısının, ayranının, yoğurt, süt, onların tadı başka oluyordu. Şimdi insanlarda bir doyumsuzluk var. Hayvan daha çok süt versin diye. Hayvana yedirmedikleri şey yok. Eskiden öyle çok süt peşinde değildi kimse. Evini geçindirsin, yoğurdunu, yağını karşılasın yeter. Şimdi öyle değil. Şimdi sütçüye ne kadar, kaç kilo süt veririz, onun hesabını yapıyor herkes. Ek gelir olsun diye uğraşıyor insanlar. Ama lezzet gitti. Her şeyin lezzeti gitti. Hiçbir şeyin tadı kalmadı. Geçen sene değil, ondan önceki sene havuç ektim tarlaya. Zamansız ektim. Pek verimli olmadı ama olanı da o kadar güzeldi ki arkadaşlar, mis gibi kokuyordu. Yani o kadar lezzetliydi ki. Yani çarşıdan aldığının arasında dünya fark vardı. Böyle elinde atıştırmalık yemesi o kadar güzel oluyordu ki. Hem suluydu, hem kokusu daha bir farklıydı. Daha bir şekerli, daha bir güzel oluyor. İşte kendi yaptığının yerini hiçbir şey tutmuyor. Bu kabağın cinsi de arkadaşlar kestane kabağı diyorlar ya. Kestane kabağı bu kabak. Bunun çekirdeğinden ayırmam lazım. Çekirdekten biraz ayırayım, seneye de yaparım. O kadar ki sert ki tam olmuş yani kabak. Çok güzel olmuş. Tabii bu alttakiler öyle değil mesela şu. Rengi belli zaten arkadaşlar. Şöyle baktığın zaman bu daha beyaz, bu daha kırmızı. Bunun mesela beyaz olanın rendesi daha kolay, bakın. Daha çabuk oluyor. Hem biraz da böyle bir sulu gibi. Öbürü kemik gibi vallahi, o kadar sertleşmiş. Kim bilir nasıl güzel olurdu onun tatlısı. Aynı dolaba koyduklarım da öyle. Çok güzel. Baktım kabakları fareler yiyor. Bir dört kabak soydum attım dolaba. Onlar da çok güzel.
baktığın zaman mesela böreğe bakın şu kadar kabak. Bu lehim büyük ihtimal dolar. Geçen bayağı oldu yaptım. Yine 15-20 gün olmuştur yaptım. Ona da böyle bir lehim kabak gitti. Bayağı kabak gidiyor yani baktığın zaman. Diyorsun hani börek ne kadar kabak gider ki? Ama yapmaya kalktığın zaman bir lehim kabak gidiyor. İçine biraz şeker serpiyorum. Cevizim yok. Cevizim olsaydı içine biraz da ceviz koyardım. Öyle daha güzel oluyor. Artık çarşıdan aldığım zaman aslında çarşıdan alıp yapmak lazım. Çok da pahalı. Şimdi mutfakta yapacaktım arkadaşlar. Mutfakta da yapmak istemedim. Bilmiyorum burada rahat seviyorum oturma odasında oturmayı bir şeyler yapmayı. Mutfakta canım istemedi. Burada yapıyorum. Ben rendelemeye devam edeyim arkadaşlar. İçine biraz şeker katacağım arkadaşlar. Şöyle rendeledim. Hatta hepsini rendelemedim. Bir kısmını bıraktım çünkü kolum yoruldu. Şöyle. Bu kadar. 3 kaşık koydum. Çünkü daha fazlası da pek güzel olmuyor açıkçası. Bunu böreğin içine katarken atıyordum şekeri her zaman. Eyvah eyvah döktüm. Bugün de böyle yapayım dedim. Arkadaşlar. Dediğim gibi içine ceviz de koyarsanız daha güzel olur. Hiç şeker koymadan da yapabilirsiniz. Benim çocuklar şekersiz pek sevmiyor. O yüzden biraz şeker kattım. Bu kadar kabağda 3 kaşık şeker çok değil. Şöyle dursun bu burada arkadaşlar. Şunu şöyle toplayayım da. Getireyim tepsimi, yufkamı. Yufkaları getirdim arkadaşlar inşallah. Yufkalar da iyi çıkar. Bazen yapışık çıkıyor. Bazen iyi çıkıyor. Çözemedim. İyi güzel bak yapışmadı. Şurayı düzelsene. Çek. Tamam, o şey değil. İlk yufka buzdolabında nemlenmiş. Öyle yani. Oklava var. Ocağın yan tarafında. Baklava da getir. Elif benim getir götür işlerini yapıyor arkadaşlar. Çocuk. Öbür evden gitti çamaşırları getirdi. Ben de astım. Elif geçen seferki gibi çok şekerli yapmıyorum. Ay hep döktüm ama sürekli döküyorum. Allah Allah. Bugün çok ters işlerim hep. Enteresan enteresan işler. Çamaşırları getirdi Elif öbür evden astım. Ondan sonra arkadaşlar şimdi işimize başlayalım. Otur annem bir kenarda. Çorabın var mı? Ha?
Beyaz çorapların vardı senin. İkisi de kirlendi mi? Cevizli olaydı değil mi Elif? Ay şey Ceviz yok, fındık fındık var. var. Fındık yakışmaz ya. Hiç sanmıyorum. Yağ koyuyordum her zaman şöyle arasına. Bu sefer yağ koymuyorum. Şekerini daha bol koyardım. Bu sefer koymuyorum. Bu sefer biraz azalttım bir şeyleri. Severim öyle deneye deneye yapmayı. Standart gitmeyi hiç sevmem arkadaşlar. Normal başkasının yaptığı hani kaç senelik yemekleri bile değişik yaparım. İçine bir şeyler katarak ya da bir şeyleri alarak değişik. Severim yani. Bu ilk şey ya. Ne derler ona? Yufka paketin üstünde nemli olmuş. Elif biraz şurada kumanda. Sesi açık annem ya. Sessiz al. Elif sen de öğren. Başka bir zaman da sen yaparsın tamamen. Aslında sen de yapabilirsin biliyor musun? Yok. Mesela ben kabağı doğrayıp bırakırım. Sen rendelersin. Ondan sonra içine biraz şeker koyup kabağı karıştırıyorsun. Sonra da hazır yufkaya böyle rulo yapıyorsun. Çok kolay. Değil mi? Kabağın kokusu beni mest ediyor vallahi ya. Çok güzel kokuyor. Sana da geliyor mu Elif kokusu? Kabak tatlısı yapıyorum. Pek yemiyor çocuklar arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Yani bir tane öyle şey diye. Benim hatırıma bir dilim iki dilim yiyorlar. Normalde her şeyi yerler ama kabağı pek. Çorbasını falan seviyorlar ama böreğini, çorbasını. Tatlısında biraz isteksiz. Yufka bayağı bir ince. Biraz yırtılmalar oluyor. Göreceğe çıkarmayacağız. Sonuçta biz yiyeceğiz. Nasıl güzel oluyor arkadaşlar. Mis mis. Yemeğinde yanında yatın oluyor. Böyle ben yapmaya devam edeyim. Üstüne yağ döküyorum arkadaşlar. Şöyle. Geçen sefer içine de üstüne de dökmüştüm. Bu sefer sadece üstüne döküyorum. Fırını da açtık, ısınıyor. Şöyle. Bunu hemen fırına atalım. Elif. Arkadaşlar yazdan yaptığım erik suyunu şöyle sürahiye koydum. Mis gibi doğal organik erik suyu. Şurada böreğimiz oldu. Gayet güzel. Bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Sizler Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.